Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yaşamısız ustaz çerçeve hepsine selamlar Elhamdülillah. söyledim. Rahmet. Namaz okurken de ama kulle beşte parmağını katı uçlu oluyor diyor. Kaçısı mezhep diyor şu tur keledi bize mezhepte. Babam şu nakası yanımda okurken adam düşün kurdum değil mi? Çünkü hayran kaldım. Hop, siz qanaqa o'qiysiz o'zingiz? Hanafi mezhebi de kanak okursa şunu kuşlar Ha, bo'ldi. cimcilabına baş parmağını çap kollu bileğin üstüge koyup on kollu çap kol bileğin üstüge koyup Ha, bo'ldi. U boshqa odamlarga qaramang. Bizim mazhabda shu, bizim mazhabda hazrati Ali radıyallahu anhu'dan mevkuf hadis var. Ali radıyallahu anhu aytadılar, mine sünneti dediler. Sünnetten o şey küçükene cimcilak barmağı bulan baş barmağını halka kılıp çap kolunun ikide o şey halkasıya uçlanadı. Üçte kolunu üstüge koyuladı ve bunlarını şimdi kindik üstüge taşaladı. Endi aslini olganda barcha mazhabning qo'lni qayerga qo'yish to'g'risida ochiq oydin sarohatan sahih rivoyati yo'q. Hazrati Aliga tegishli bu hadis mavquf hadis deyiladi. Hazrati Ali aytganlar, ba'zilar mursal deydi. Ali'ni ko'rmagan odam Ali'dan deb rivoyat qilgan deydi. Boshqa muhaddislarning, boshqa mazhab ulamolarining ham qo'lni bog'lash va qo'yish masalasi sahih lafz bilan kelmagan. Sahih lafz bilan kelganlarining rivoyati sahih emas. Shuning uchun bu masalada biz Hanafiylardagi vaziyatga amal qilaverish kerak. Kim qanday namoz o'qiyotgan bo'lsa e'tibor bermaslik kerak. Lekin vaziyatga ko'ra tushuntirishimiz kerak. So'rasa, so'ramasa boshqa tomondan axloqimizni go'zal qilib, musulmonchilik, birodarchilik o'zaro o'rtamizdagi ixtiloflarga barham beradigan muomalani qilishimiz kerak. Masjidda o'qiyapti, namoz o'qiyaptimi? O'qiyapti. Sen qaysi mazhabdasan, sanda yo'q deb biz gapirmasligimiz kerak. Mabodo bizni Hanafiylarga gap gapirib, o'zini qilayotgan ishini to'g'ri, sizlarniki noto'g'ri deb qolsa, unda biz aytamiz. Birorta sahih hadis yo'q. O'sha boshqa ko'rinishlarni ham. Hammasida qandaydir muammo bor. Lekin qo'lni bog'lash va kindik ostiga, kindik ustiga, ko'krak ustiga umuman bog'lamasdan ikki tomonga tushirib qo'yishlarni ichida bizni Hanafiylar Hazrati Ali'ning rivoyatini olganlar. Mana shu rivoyat biz uchun eng sahih rivoyat hisoblanadi. Tushunarlimi? Tushunarli. İkinci savolim ham bor edi. Chatta yana bir narsani aytay. O'ng qo'lni chap qo'lni ustiga qo'yishlik masalasi sahih hamma joyda. Imom Muslimda kelgan payg'ambar alayhissalotu vassalomdan o'sha o'ng qo'lni chap qo'l ustiga qo'yish bor. Xo'p, ikkinchi savolingiz.